Tedavi yöntemlerinde ilaç tedavisi mi yoksa cerrahi tedavi mi İlaç tavsiye ediliyor? tedavisi daha yaygın değil. Asıl olan korumak. Her şeyde olduğu gibi. Koruyucu hekimlik dünyadaki en önemli şey. Hasta olduktan sonra geçirmek, tek tek insan insan geçirmek çok zor. Ve çoğunun da tam tedavisi yok. Ya da işte bir şeyi tedavi ederken başka şeylere zarar veriyoruz. Sonuçta bir ameliyat vücudun bir sürü şeyine zarar veriyor. Sonuçta ameliyat olmak kadın için çok zor bir şey. Ameliyat olmak çok zor. Koruyucu hekimlik yanından tabii karşılaştırıyorum. Ya da radyoterapi dediğimiz çok yani bütün hücrelerimize zarar veren tedavi yöntemleri. Onun için bunlara maruz kalmadan koruyucu hekimliğe çok dikkat etmemiz lazım. Çok önem vermemiz lazım hayatımızdaki. Ve şu da var Nurhan Hocam, artık geçmişteki gibi değildi. Teknoloji çok ilerledi. Kamu spotları, işte yapmış olduğumuz programlar, halkımızın ve kadınlarımızın bilinçli olması gerekmiyor mu? Aslında bilinçliler. Tek tek konuşacak olursanız bakıyorsunuz o kadar güzel hani Evet. her şeyi herkes biliyor bir farkında. Ama hayatın temposu içerisinde aslında hiçbir şey yapmazken çok yoğunuz. Bir bakıyorsunuz ortada bir şey yok ama o kadar bir koşuşturmada geçiyor ki böyle oraya yetişeceğim buraya yetişeceğim derken asıl önem vermemiz gereken şey sağlığımızı unutuyoruz. Yoksa tek tek soracak olursanız herkes biliyor beyin Evet. ağzı kanseri ne demek, nasıl korunuluyor, simir almanın önemi. Çünkü sağlık ocaklarında bile yapılıyor artık yani hiç kaçarımız yok ve bunun bir masrafı da yok. Sadece gidip yani ve tek tek çağrılıyor da aslında kadınlar gelin alalım diye. Ama bir türlü kendimize vakit ayıramıyoruz. Onu kendimize vakit olarak görüyoruz ama biz sağlıklı olursak toplum sağlıklı oluyor. Kadın sağlığı çok önemli bir Evet. şey. Yani sizin sağlıklı olmanız, evlatlarınızın, çocuklarınızın sağlıklı olması, evinizde çok daha mutlu olmanız gerekiyor. Erkek çok önemli ama kadının önemi asla tartışılamaz ailede. Aileyi ayakta tutan şey Temeldir kadın. kadın. Evet. Yani bir bakıyorsunuz eğer hani Allah korusun anne ya da baba kayıplarında anne varsa ailede bir şekilde atlatılıyor travma. Evet. Ama bu, yani anne yoksa her şey dağılıyor. Anne hastaysa ona bakacak, çocukları idare edecek, kocayı idare edecek kimse olmuyor. Kadın Ha toparlıyor. toparlı bu kadar yükü almak doğru bir şey mi kadın olarak üzerimize ama toplum bir şekilde yüklüyor bunu size. Evet. Aile yüklüyor ve siz farkına varmadan o yola giriyorsunuz zaten. O yükü alıyorsunuz. Yani kendinizi korumak, ailemizi korumak anlamına geliyor aslında. Kendinize vakit ayırıyorsanız eğer sağlık anlamında ailenize vakit ayırıyorsunuz demektir. Çünkü siz hastalanmasanız onlar zaten iyi oluyor. Evet, aslında şöyle görünür hep, ailenin temel taşı erkek gibi görünür Hiç ama öyle değil. aslında Asla o öyle değil. ailenin temel direğidir kadın. Çünkü Kesinlikle. kadın varsa, kadın sağlıklıysa o ev gerçekten de ayakta duruyor hocam. Evet. O yüzden kadınlar kıymetinizi bilin. Kendimizin kıymetini bilmek zorundayız. Evet. Kadınlar özel olduğunu hissetmeli. Çünkü Evet. gerçekten kadınlar çok özel. Kadın yoksa Çünkü hiçbir bir şey. anne, Evet. kadın anne, kadın eş, Evet. kadın her şey. Evet. O yüzden kadınların sağlıklarına iyi baksınlar. Kesinlikle.